Son dakika gelişmesi. Anayasa Mahkemesi, AYM, Halkların Demokratik Partisi'nin HDP kapatılması istemli davada, partinin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi, AYM, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin talebini reddetti. HDP, parti ile ilgili kapatma davasının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi sonrasına bırakılması için 3 hafta önce AYM'ye başvurdu. Savunma için ek süre. AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine karar verdi. Ayrıca tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesini, 14 Mart Salı günü de partinin esasa dair savunma yapmasını kararlaştırdı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, dün partisinin Kars İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız." Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek çıkışı yapmıştı. Buldan, siyasetin gündemine oturan bu sözleri üzerine yeni bir açıklamada bulundu. Pervin Buldan, bugün de Iğdır'a HDP il başkanlığı olan kongresine katıldı. HDP sadece bir binadan ibaret değildir ki. Pervin Buldan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Şimdi gözlerini HDP'ye diktiler. Geçmişte partilerimizi kapattılar ama o partilerin yerine yenileri açıldı, daha da büyüdü, daha da genişledi, siyasetine ve mücadelesine devam etti. Onlar zannediyorlar ki HDP'yi kapatırsak HDP çalışmayacak, HDP'ye oy veren milyonlar evlerinde oturacak, sadece seyirci olacak. Onlar hayal dünyasında yaşamaya devam etsinler, HDP'nin kapatılmayacağını, demokratik siyasetine devam edeceğini ve HDP'nin her anlamda ülke siyasetinde yer alacağını bu ülkeyi yönetenlere buradan bir kez daha iletmek istiyoruz. HDP sadece bir binadan ibaret değildir ki kapısına kilit vurduğunuzda kapatılacak bir parti haline gelsin. Hazine yardımını geri alacağız. Seçim öncesi HDP'ye verilecek hazine yardımının bloke edilmesi kararına da değinen Buldan, halkımızın vergileriyle bize verilen hazine yardımını bloke eden anlayışa bu kürsüden şunu ifade etmek isterim, siz halkımızın, milyonların iradesine asla bloke koyamazsınız, bu iradeyi asla engelleyemezsiniz. Asla bizi demokratik siyasetten geri döndüremezsiniz. Biz geçmişte hazine yardımı alan bir parti değiliz, HEP'ten, DEP'ten, DEHAP'tan, HADEP'ten bugüne kadar gelen siyasi geleneğimiz hazine yardımı almadan büyüdü. Bugün elde etmiş olduğumuz hakkı, hukuka aykırı bir şekilde, yasayı ve anayasayı çiğneyerek sarayın talimatıyla AKP-MHP blokunun ısrarıyla, MHP'li savcıların yazdıkları iddianamelerle, bunları gerekçe göstererek hazine yardımını bloke edenler şunu bilsin ki biz o hazine yardımını tekrar geri alacağız. Bunun önünde hiçbir güç duramayacak, çünkü bu bizim yasal ve anayasal hakkımızdır. Bunu gasp ettiğinizi ve AKP-MHP ittifakının bir gasp ittifakı olduğunu da biliyoruz. Bütün bu haksızlık ve hukuksuzlukların siyasi kararlar olduğunu ve asla hukukla ilgisinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Onların amacı HDP'siz bir Türkiye, bir parlamento yaratmak ama bunu gerçekleştiremeyeceklerin, bizim HDP olarak her seçimde oylarımızın yükseldiğini ve daha güçlü bir şekilde seçimlerden çıktığımızı bilmelidirler, dedi. HDP niye aday çıkarmasın? Buldan, partisinin seçimlerde kendi adayını çıkaracağına dair sözleri üzerine başlayan tartışmalara ilişkinde şu ifadeleri kullandı. Herkesin gözü HDP'de, yani bizde, aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı, Millet İttifakı'nı destekleyecek mi desteklemeyecek mi? HDP'nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak, yoksa yeni bir hedefi mi var, yeni bir strateji mi belirlenecek? Dün Kars'ta bir açıklama yaptım, HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim, dünden beri tartışılan tek mesele HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi. HDP niye aday çıkarmasın?
HDP'nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi? Seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, mecliste yılın ilk grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davada verilen red kararını onamasına tepki gösteren Buldan, şöyle konuştu. Dün Danıştay, bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyiz. Sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak, İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız. Buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. Buldan, Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıya ilişkin, dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin iradesini teslim alamayacak, engelleyemeyecek, asla tasfiye edemeyeceksiniz. Kürtlerin iradesi Paris'te de Ankara'da da İstanbul'da da Ahmet'te de Rovava'da da birdir ve buna artık inanacaksınız ve bunu kavrayacaksınız, diye konuştu. HDP AYM'ye başvuracak. Buldan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye yapılacak hazine yardımına tedbir konulması için Anayasa Mahkemesi'ne, AYM'ye başvurmasını ise şöyle değerlendirdi. Partimiz hakkındaki kapatma davası da aynı siyasi kampanya ile açılmıştı. Bunu biliyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın devamı olup, AYM'yi baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir. AYM'nin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Hukuk komisyonumuz da bu konuya dair bugün AYM'ye gerekli başvuruda bulunacak.